Kendine bir tesbih al delikanlı. Sabıra iyi gelir. Babamın intikamını alana kadar bana değil sabır çekmek, yas tutmak bile haram. Merak etme. Eninde sonunda Ferhat buraya gelecek. Gelmeme lüksü yok. Herifin buraya gelmesi için kafayı yemiş olması lazım. Sen ters bir adama benziyorsun. Gelince kendine hakim olabilecek misin? Ya Ömer'in hakkına girmem. Bozay'ı onun hakkı. Ben yanındakilerle yetinirim. Hayırdır birader? Yolunu mu şaşırdın? Tatar davet etti. Geldik. Misafir öyle mi karşılanır? Niye kapıya çıkmamışlar? İn aşağı. Sen de. Tatar'a geldiğimi haber ver. De ki, Ferhat Bozdoğan sana el öptürmeye gelmiş. Sırık, yeni baban eskisinden iyi. Bu alemde herkes bilir Tatar'ın ne kadar iyi baba olduğunu. Dua et delikanlı raconu biliyor. Seni sadece sallandırmakla yetiniyor. Kendine yakışanı yapıyor. Sana yakışanı yapsa leşini köpeklere yedirirdi. Ne diyordum? Ha? Tatar iyi babadır. Heh. Ama ondan da önce çok iyi bir eştir. Karısının üzerine titrer. Ama hakkı var. Güler, üzerine titrenecek bir mücevher. Fuat, İskender'i ara. Eğer bu köpek boş konuşuyorsa delikanlının hakkını elinden almayalım. Güler'in sesini duymak istiyorsan Fuat'ı boşuna yorma.
benden başka. Kimse seni onunla konuşturamaz. Doğan, Tatar karısını özlemiş. Bir sesini duyayım diyor. Tatar seninle konuşmak istiyor. Ben dedim, Güler Hanım Tatar'a küs. Bir karısına sahip çıkamıyor. Ama ısrar ediyorlar. Tatar. Güler. İyi misin? Bir terbiyesizlik yaptılar mı? O kafasına sık Tatar. Beni kurtaracağım diye bu pisliklere maskara olma. Sen erkek doğmalıymışsın. Tam baba olacak kadınsın. Dediğimi yap. Yoksa sana hakkımı helal etme. Şerefsizlerin bir can almasına daha tahammülüm yok. Ben bu köpeğin canını alana kadar kimsenin canı yanmayacak. Yapma. Takdir ettim sırrı. Sana layık bir evlat olmuş. Ne istiyorsun? Böyle aniden sorulunca insan diyecek bir şey bulamıyor. Ne diyelim? Canının sağlığı desem istemiyorum. İkinizin de canını alacağım. Canınızı verin desem da burada almanın tadı yok. Bana bak Buzayı. Bizi daha fazla zorlama. Anladın mı? Tamam. Tamam. Aklıma bir şey geldi. Fabrikamdan defolup gideceksiniz. Söylememe gerek bile yok. İkincisi, bu sırık bugün sıktığı mahalleye gidip tazminat dağıtacak. Kapı kapı dolaşıp af dileyecek. Başka? Ne cömert adamlarsınız yahu. İlle de istediyorsunuz. Tamam, siz bu görevleri yerine getirin. Ben size yeni ödevler bulacağım.